Evet efendim, herkese tekrardan merhabalar. Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi strateji Selçuk Gönençler'le birlikteyiz. Öncelikli olarak hoş geldiniz sevgili Gönençler. Hoş bulduk Perihan Hanım, teşekkürler. Şimdi biz bugün biraz strateji konuşacağız aslında. Malum haftalardır gündemimizde, hepimizin gündeminde seçimin TL varlıklara etkisi vardı. Yurt dışı fiyatlamalarından uzun bir süredir ayrıştık, arındık. Tamamen kendi iç gündemimizi fiyatlıyoruz ve aslında ekonomiyle siyasetin de iç içe geçtiğini biliyoruz. Yani normalde ekonomik gelişmeleri takip etmemiz ya da bilanço dönemini mesela borsada takip etmemiz gerekirken aslında herkes siyaseti, kendi dinamiklerimizden çıktık. Tamamen siyaset aslında Türkiye'deki ekonomiyi şekillendirir oldu bir süredir. Hala daha öyle çünkü seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta Türkiye tarihinde ilk defa ikinci tur seçime gidecek. O yüzden aslında geçtiğimiz hafta haftanın sonlarına doğru çok momentumlu ve yabancı iştahının da olduğu, uzun zamandır görmediğimiz ordinoların geldiği bir aslında haftalık kapanışla bitirdi haftayı. Fakat seçim ikinci tura kalınca dün itibariyle geçtiğimiz hafta ayrışan senetlere bu sefer ters yönde satış geldi. Aslında teknik olarak geçtiğimiz hafta yabancılar aldığı pozisyonları dün itibariyle tekrardan satmaya başladı. Hatta Koç Holding hala bunların en önünde gelen, çünkü şirketi Koç Holding'ti. Oraya ciddi bir alım gelmişti. Hala daha taban, Anadolu Efes taban, Akbank taban, İşçe taban, Yapı Kredi Bankası taban ama endeks bu tabanlara karşılık bazı hisse senetlerini alarak piyasayı dengede tutmaya çalışıyor bir mühendislik olarak diyeyim. Endeks mühendisliği. Endeks mühendisliği yapıyor. Olmak zorunda bu arada başka bir denge yoksa şu an günün devamı niteliğinde hani Viyop'ta yine taban bir fiyatlama görebilirdik ama bazı hisseler endeksi artıda tutmaya çalışıyor. Devreye işte Tofaş girdi, Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Koza grubu vesaire. Şimdi biz bu stratejiyi konuşalım. Nasıl bir iki hafta bekliyor bizi? Nasıl bir hafta kapattık ve bu iki hafta neler olacak? Önce nasıl kapattığımıza gidelim. Bir geçtiğimiz haftaya gidelim. Senin çok güzel örnek verdiğin üzere anketçilerin yaptığı algı operasyonuyla sadece yerli oyuncular değil, aynı zamanda yabancı oyuncular da bir tuzağa çekildi. Çok net söylüyorum. Sadece yapılan o belli, çok güvenilen belli anketlerden çıkan neticelerle sadece yerli oyuncular değil, yabancı oyuncular da bir algı operasyonuna kurban gittiler. Hı hı. Ben naçizane o yüzden her zaman asıl olan fiyat, bir fiyatı görün derim. Yani bir sitten, tamam şimdi diyecekler ki yabancı sayesinde fiyat oraya gitti. Tamam peki doğru. O zaman anketler neden bu kadar insanları terste bıraktı? Dolayısıyla bu anket konusu bence Borsa İstanbul'da iki gündür taban olan şirketlerin yatırımcıları tarafından ve hatta burada değerli büyüklerimiz, SPK'daki yöneticilerimiz tarafından kuvvetli bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu anketler kimlerle ve ne zaman ilk olarak paylaşıldı? Sosyal medyaya yansımadan önce bunun geri planında neler vardı? Bu anketlerin künyeleri paylaşılırken ne kadar paylaşıldı? Şimdi bunların şunu anlamaya çalışıyorum. Aslında burada bir pozisyon almak ya da bu pozisyondan nemalanmak, bazı yatırımcıları terste bırakmak için aslında bir manipülasyon yapılmıştır. Şimdi yapılmıştır, yapılmamıştır değil. Fakat gelinen noktada daha seçimin sonucu gelmeden... Evet, muhtemel sonuç olarak görünüyor olabilir. Ancak daha seçimin sonucu gelmeden sadece bir anket firmasının yaptığı anketle bu kadar ciddi bir piyasada yapılan yönlendirmenin ben çok sağlıklı olmadığını, bunun geri planının neticesi şeffaf ve boş da çıkabilir ama araştırılması gerektiğini ben bugün hatırlatayım. Neden? Çünkü geçen hafta bu çıkışa eşlik eden yatırımcılar bugün sadece yerli değil, yabancı da. İşte seninle yayından önce konuştuk. Adam ordinosunu geri boşaltıyor. Çünkü yabancı da kol kesmek biliyorsun. Yani hiç önemli değil. Fiyata bakmadan alır, bakmadan kol keser. Dolayısıyla bunun da ben bir inceleneceğini, en azından seçim süreci belki bittikten sonra inceleneceğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Öbür taraftan bakacak olursak sevgili Perihan, seçimden önce ve bir süredir biz burada ne diyoruz? Israrlı bir şekilde. Her ne olursa olsun,
seçime kadar %100 ağırlıklarla burayı yönetmeyin. Mutlaka risk yönetiminizi tutun. Neden? Çünkü teknik olarak şu 5100-5300'ler geçilmedikçe burada teknik olarak bir bam piyasası, bir orta vadeli yukarı dönüş trendi yok diyorduk. İşte ne oldu? Bankacılık endeksi kanal tepesinden. İşte endeks de 4900'lerden Cuma günü Skype yayınında evet. anlattığımız düşen trendten satış almış durumda. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Evet, seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda evet her şey olabilir. Tablo da değişebilir. Hani matematiksel olarak ilk seçimin sonucuna baktığımız zaman matematiksel olarak biraz açık bir seçim bizi bekliyor. Matematiksel olarak. Hı hı. Ama tabii ki her an her şey olabilir. Dolayısıyla enseyi çok karartmamak lazım. Ancak tabii ki ilk seçimin bize verdiği istatistik ve matematiksel denklem aşağı yukarı ikinci seçimin de sonucunu biraz belli etti. Burada artık piyasaların bence, Pelihan çok net söyleyeyim, artık bakacağı şey ikinci tur değil. Nedir peki? İkinci turdan sonra açıklanacak ekonomi ayağı. Hı hı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir bakanlık olarak mı olacak? Bana göre iki hazine bakanlık ve olmalı hazine diye hep savunuyorum. İşte ben de aşağı yukarı aynı kafada olduğumuz için bugünden ortaya bir tabiri caizse bir not bırakıyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir bakanlık olarak mı devam edecek? Çünkü iki hazine ayrı ve, uzmanlıktır aslında hazine ve maliye. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak mı? Acaba Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu bir başkan yardımcısı mı olacak? Ve ekonomi ayağı kimlere emanet edilecek? Bence bundan sonra ya şahsen benim ve benim stratejim için çok özür diliyorum. Yanlış anlaşılabilir. Bunu bir siyasiye olarak da asla yorumlamasınlar. Çünkü biliyorlar, beni tanıyorlardır. Ben siyaset konuşmayı sevmem. Benim için ikinci tur diye seçim yok. Seçimden sonra kurulacak ekonomi ayağı benim için çok daha önemli. Peki şimdi bu ekonomi... İkinci tur diye bir seçim yok derken oyumuzu vereceğiz, o anlamda söylemedik. Öyle de anlaşılır diye uyarım dedim ama. Peki bir dakika, şurayı anlamaya çalışıyorum. Sabah sevgili Yusuf Kaderli hocamıza da konuştuk. Mesela benim için artık piyasada bir belirsizlik yok dedi. Kesinlikle. Çünkü çok katılıyorum Yusuf Bey. Şundan dolayı belirsizlik yok. Bana göre ortadaki belirsizlik kalkmıştır. Zaten meclis şu an mevcut iktidarda, ben mevcut statükonun devam edeceğini düşünüyorum meclisten dedi. Meclisten çok net bir cevap çıktı. Birçok analist, birçok anket şirketi, birçok siyasi yorumcunun da terste bırakacak şekilde güçlü bir seçim, yani meclis noktasında güçlü bir irade çıktı ortaya. Onu geçelim. Bizim konumuz değil. Ama şu var sevgili Perihan, Yusuf Bey'e şöyle katılıyorum. Ya seçim anlamında şahsen önümüzde herhangi bir fulluluk kalmadı. Şimdi doğal piyasa, olarak... Piyasa sevmedi, yani istemediğini satıyor ama belli bir noktadan sonra... Bu 4300'lere geçen 15 gün önce düşerken de diyor. Piyasa ne kadar karamsar olursa olsun fiyatın, bak seçim siyasetinin dışına gidiyorum. Fiyat belli bir noktadan sonra karamsarlığa doyar Perihan. Nasıl fiyat yukarı giderken şımarıklığa doyduğu gibi. Bazı şeyleri önden satabilir diyorsunuz. Evet. Hah, tam olarak şu anda onu belki satıyoruz. Bak seçimden önce de satıyorduk. Hah, hep burada önce ikinci satış... turu satıyoruz, ikinci turu satıyoruz. Şimdi gerçekleşti. Bu sefer kim satıyor? Neden belli şirketler, hisseler bugün yukarı giderken bu sefer... Geçen hafta alınanlar evet, satılıyor. Çünkü onlara beklenti yaratıldı. Bu çok ciddi bir manipülasyon veya manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Kimsenin günahını almayayım. Elbette araştırılacaktır. Ama şunu çok net söylüyorum. Şimdi de belli senetler yukarı gidiyor. Bak burada çirkin olan bir şey var aslında, biliyor musun? Bir vatansever olarak söyleyeyim. Sermaye piyasalarının büyümesini isteyen naçizane bir insan olarak söyleyeyim. Muhalefet kazandığı zaman giden senetler veya hükümete yakın senetler diye bence piyasa ayrılmamalı Perihan. Orası kesin. Ayrılmamalı bak. Hı. Bunların hepsi bu ülkenin değeri. Bak bizi izleyen herkes bu şirketlere yatırım yapmış. Hiç kimse devletinin, ekonomisinin, bekasının kötü olmasını istemez. Ama herkesin de oy verirken kendine göre bir kriteri vardı. O başka bir şey. Ama kimse bu şirketlere yatırım yaparken bu muhalif şirket. Yani daha bu hükümete doğrusu yakın diye buradaki bir ayrım fiyatlaması var. Siyasi görüşüne göre yatırım yapmadılar yapmadıkları ki için piyasadan da böyle evet, refleks evet, gelmesi yatırımcıları üzüyor. Beni bile hani naçizane az çok profesyonel bakmamıza rağmen beni bile üzüyor. Ya düşünsene ya. Seçimden önce Koç işçiye gidiyor. İki gündür tabak. Sasa, Koç Holding gibi hani biraz daha Kozal gibi, Koç Holding diyorum, Sasa, Kozal gibi
biraz daha işte hükümete yakın tarafta... Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Gibi. Evet, bravo. Bu hükümet, bu statiko devam ederse hangi sektör gider? Gayrimenkul gider mantığıyla. Bu doğru değil bak. Bu piyasanın... Bu açık aynı depremden sonra çimentoların fiyatlanması evet, gibi. Evet, bak bunu konuşalım. Neden? Bak bu doğru değil. Bu şirketlerin hepsi bir değer. Aralardaki belli işte temeli bozuklardan bahsediyorum. Ama bunların hepsi bir değer. Ve bu yatırımcılar bu ülkenin bu borsasına inanarak buraya yatırım yapıyorlar. Seçimden önce ya da seçimden sonra. O yüzden bu dengenin bir an önce korunması gerekiyor. Ve bu dengenin korunması için buraya yabancının da gelmesinin gerçek bir yukarı hareket için önemli olduğunu herkes biliyor ve kabul ediyor. Dolayısıyla bir an önce seçim aklı selim şekilde bitmesini ve ondan sonra ekonomi ayağını görüp sen sağ, ben selamet, önümüzü görmek istiyor piyasa. Bu kadar. Ama bu kadar engamenin içinde bence seçim gecesi şöyle bir güzellik de vardı. Bunu da söylememiz lazım. Bir kişinin bile burnu kanamadan... Aa, çok şükür. Çok şükür. Olması gereken Türkiye buydu. Demokratik kimliğini bir kere daha ortaya koyarak hiç hırgür olmadan demokratik bir şekilde seçim yaptı. Zaten ben hiçbir şekilde aksini beklemiyordum. Peki, kim kazanırsa kazansın aksini beklemiyordum. Hı hı. Peki şimdi burada söylediğiniz şeyde çok haklısınız. Yani sermaye piyasasında yatırım yapan kişiler zaten yeterince temel verilere odaklanmaya çalışıyor. Tekneye de odaklanmaya çalışıyor. Bir de siyasete odaklanmak zorunda kalmamalı aslında. Bunu arındırmalıyız. Doğru. Buranın FK'sı neredeyse 4,5'ların da altına indi. 4,51. Temel olarak burası son 7 yılın dip FK'sında. Bak son 7 yılın dip FK'sında. Tamam da bu şirketler gene çalışıyor. Bu şirketlerin gene bacaları tütüyor. Değil mi? Hı hı. Gene evet karlar düşse de gene üretiyorlar, gene büyüyorlar. Ama işte burada işte hepimizin zaman zaman eleştirdiği para neyi sever Perihan? Griyi sever mi? Sevmez. Asla. Para beyaz ister, şeffaf. Siyah ya da beyaz hatta. Yani evet. Bir şeyi önden alıp satabilmesi için. İvedi bir şekilde Türkiye'deki bu işte kurdaki çeşitlilik, faizdeki çeşitlilik riskinin ivedi olarak seçimin bitmesi, yeni hükümet, yeni bürokrasiyle bu çeşitliliğin bir an önce bertaraf edilmesi yönünde bir refleks üretmemiz lazım. Aksi takdirde borsayı kaldırmakta zorlanacağız. Şöyle daha anlaşılır kılmak için fiyatlamaya aslında şu an sizler BIST yüz endeksine baktığınızda Borsa İstanbul'u sadece %0,21 eksi görüyorsunuz. Ama burada şu an Koç Holding piyasada BIST yüzde endekse ağırlığı bakımından en yüksek ilk 10 şirketin arasında yer alıyor. Evet. Aynı şekilde bankalarda. Yani aslında şu an Koç Holding taban olmasa, bankacılık endeksi %8 eksi olmasa aslında şu an BIST yüz endeksi %2'den fazla arttı. Bravo, bak işte, daha anlaşılır kılmak için anlatmak istedim. Süper örnek verdin. O yüzden bak enseyi karartmayalım. Enseyi karartmayalım ya. Sabırlı olalım. Evet zor günler bekliyor. En azından tam fluluk kalkana kadar. Ama enseyi karartmayalım. O satışlar durduğu zaman piyasa dengelenecek ve yolunu bulacak. Ama şu var sevgili Perihan. Yine seçimden birkaç gün önce işte ben bir aracı kurumunu YouTube yayınında söylemiştim. Yatırımcılarda da ısrarlı bir şekilde şu var sevgili Perihan. Ben bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Ya yıllardır burada anlatıyoruz bak. Ya hareketli ortalamalarından korkunç uzaklaşmış bir senette hala hareketli ortalamalardan uzaklaşırken yatırımcılar ısrarlı bir şekilde maliyet yapmak yönünde tasarrufta bulundular seçimden önce. Ya bir beklesenize, seçimi görsenize. Teknik sinyali verdi. Biraz sonra bankacılık endeksinde seçimin sonucunu ben burada yatırımcılara göstereceğim. Dün MEİ grubunda anlattım. Biraz sonra teknik analizin seçim sonucunu nasıl önceden verdiğini bankacılık endeksinde göstereceğim. Ha buna kim inanacak? Teknik analize inanan, bunu doğru ve disiplinli bir şekilde kurallarıyla uygulayanlar görünce anlayacak. Ama bir yatırımcı var ki bu konuda da seçimden önce bir tweetle uyardım bak. Seçim pozisyonunuza göre hisse pozisyonu almayın dedim. Siz hükümetin değişeceğine dair bir pozisyon aldıysanız bir de o bam bam giden senetlerde. Şimdi durum ne? Yani aslında şöyle piyasa evet %2-3 düşüyor belki ama maalesef bu şirketleri tepeden alan şu an krediyle aldığı şirketler çok değerli ve hala ucuz. Evet. Ama krediyle alan için büyük problem. Başka bir şey söyleyeyim. %20 bir anda. Tersten söyleyeyim. Seçimi Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanacağını düşünerek de örnek veriyorum sakın yanlış an. Kozal gibi bir senet
alanlarda, şimdi matematiksel olarak 2 gündür haklılar ya, o da yanlış. Tersi olabilirdi. Ya temel ya teknik göstergelerle iş yapın. Tekniği ikinci planda mı sayıyorsunuz? Sayın, önemli değil. Temeli önde ama siyasi görüşünüzde pozisyon almayın. Ben bunu çok net yıllardır söylerim. Seçimden önce de yatırımcıları uyarmıştım. Özellikle teknik olarak dediğim gibi perşembe akşamı YouTube'da bazı hisse senetlerinin hareketleri ortalamalarından çok uzaklaştığını, bunların seçimden sonra için bir risk oluşturabileceğini çok net söylemiştim. Bugün o riski yaşıyoruz. Peki ama tabii şunu da konuşmak lazım. Bugün hisse senedimiz yok. Aslında keşke olsaydı, birkaç hisse senedine baksak doğru da olurdu. Yapabilirdik. Ama hani Koç Holding gibi bankalar zaten çok ucuz. İşçi, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi. Yani böyle bu taban taban hareket. Sabah hatta Yusuf Hoca'ya da onu sordum. Yani bu bir aslında bir yerden sonra alış fırsatı değil mi? Tamam, önden alındı da bu şirketler yan hisse değil ki. Yani Borsa İstanbul'un adil değeri 7.000-7.500 ise ne yapacak? 7.500'e kadar Koç Holding kenarda bekleyecek, diğer hisselerle mi gidilecek? Yani tabii ki o. Ama tabii burada çok küçük bir risk. Trading ve tahta psikolojisi riski. Alınan malları nerede piyasaya yedirecekleri önemli. Bak onu bilemiyoruz. Evet, evet. Bu ordunun çünkü hala daha devam yani, ettiğini görüyoruz. O adamlar geldi şak 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 aldı. Biliyorsun yabancı bak senin benim gibi değil. Duygusal biz ne diyoruz? 8 kırıldı mı stop oluruz diyoruz. Olmalıyız diyoruz. Adam ne diyor? İstersem %10, %20 kol keserim. Umurumda bile değil. Kaçıyorsam kaçıyorum diyor. Bu kadar. Yabancı fiyata bakmaz. Aksi takdirde mesela tersi olsaydı, birinci turu Sayın Kılıçdaroğlu'nun galibiyetiyle çıksaydık, yabancı endeks 5300'e gelmiş demez. Fiyata bakmaksızın şak, şak, almaya şak, devam götürürdü. Ederdi. Evet, evet. O yüzden buraya dikkat edelim bakın. Çok önemli bir şey söylüyorum. Koç Holding, işçiye gibi şu 2 gündür taban olan şirketlerin seçimden önce alınan lotları piyasaya hangi medyan bir fiyat ortalamasında yedireceklerini görmek lazım. Şu var, şimdi yatırımcıda da şu var Perihan, 2 gündür dikkat ediyorum. Taban oldu ya, bugün de taban oldu ya, ya nasılsa 2 taban oldu, nasılsa dönecek. Nasılsa dönecek, anladın? Bu da yanlış. Gerekirse %3, %4, %5 yukarıdan alınsın, dönüşün görüldüğü görülsün. Peki. Tutan, düşen bıçağı tutan trader olmaz. Ama düşen fiyatı fırsat sayan yatırımcı olabilir. Bak arasında çok ciddi fark var. Düşen bıçağı tutan bir trader olmaz. Çünkü düşüyor. Dönüşü görmeden alırsan kaybedersin. Ama düşen fiyatı fırsat olarak gören yatırımcı olmalı. Bu ikisi arasındaki ayrımı da yatırımcılar ne canım, bir şekilde birisi Edirne, birisi Van, Hakkari, Kars. Şimdi biz birazdan bu arada tabii işin biraz strateji tarafını konuştuk. Detaylı olarak Borsa İstanbul tarafında neler olabilir? Bugün de bu arada sabah yayında da yine endeks tam 200 günlük ortalamadan bir kez daha tepki üretti. Ama uzaklaşamıyor. Yusuf Hoca'yla da konuşurken o da basit kullanıyor sizin gibi. Ben de üstel hatta ikimizin de bir ortalamasını aldık. 4400'de bir karar kıldık. Oradan da döndü. Basitle üstelin de ortalamasını aldık. Hadi. Ama işte oradan çok uzaklaşamıyor olmamız nasıl okunmalı? Maalesef oradan uzaklaşamamamız teknik disiplinde zayıflık işaretinin devam etmesi. Bir çalıştı, iki çalıştı, üç çalışır da. Bu cepte. 200 günlük hareketli ortalamadan döndük teyidi ne zaman gelecek? Düşen trendin üstüne geçerek. 4950'de cuma günü test ettiğimiz nokta. Orasını geçtiği zaman 200 günlük dip oldu diyebiliriz disiplin anlamında. Bu oluşmadıkça o zaman ben ortaya başka bir şey koyayım. Üzülerek koyacağım. Maalesef bunu anlatmak zorundayım. Çok da özür dilerim. Ama benim için 200 günlük bir hareketli ortalama eleştiri de olabilir. Hı hı. 200 günlük hareketli ortalama ciddiye alınacak bir ortalama değil. Neresi ciddiye 233 alalım? 233 günlük hareketli ortalama. 233. O nereden geçiyor bakalım. 4100 gibi bir yerlerde. Tamam. Şimdi ben ona da biraz 4100-150 olabilir. Şimdi yatırımcıları yanıltmayayım. Herkes girip bakar. Yani 200 günlük hareketli ortalama benim lügatımda ciddiye alınmaz diye şu var. 200 günlük hareketli ortalama kırılmaz dönmezse 233 günlük hareketli ortalamaya inmeden dönmüş olur. Hepimiz mutlu oluruz. Ama benim stratejik bakış açımda raporlamalı 4244 tabii ben buna üstel baktım. Bir de basit yapacağım. Falandır o periyaj. Bir de basit yapacağım. Hangisine bakmak isterlerse. O yüzden orası 4158 tamam. Çok bir fark. O zaman bir şöyle diyelim mi? Ne şiş yansın, ne kebap yansın. 200'de 233 günlük hareketli ortalamanın arasındaki bir bölge bence hem kısa hem orta vade için topkapı suru.
Yani belki 4400'ün altında 233'e kadar. Kırılırsa İstanbul'un fethi gecikir. O yüzden dikkat dikkat diyelim. İstanbul'un fethi gecikirden de ne demek istiyorum? Biraz sonra grafikte söyleyeceğim. Biliyorsun değil mi, biz endeks 2500'lerdeyken bu pembe öpülecek dediğimiz rakam, evet, 5400'dü. Hı hı. 2000'lerde 5400 bu pembe öpülecek demiştik. Evet. Şimdi öpülecek bir pembemiz daha var. Biraz sonra grafikte göstereceğim. O pembe öpülecek. Tamam ama o pembe, pembe neresi bakacağız. Kim ona kazanırsa kazansın. O pembe öpülecek ama 200 mü? 233 mü? İşte bunu hiç kimse iddialı bir şekilde ortada buradan dönecek diyemez, dememelidir. Yatırımcılar da buradan döner, buradan döner, buradan döner diye destek aramak yerine döndüğü zaman %2, %3, %4 gibi bir yerden teknik sinyallere göre yukarı sinyal yönünde okumalıdır. Yıllardır öğrenemedikleri gerçekle tanışsınlar. Düşen bıçak tutulmaz. Düşen bıçağı tutan kişiler sadece uzun vade fırsat arayan yatırımcılar olmalıdır. Aksi takdirde dönüşü görmediğiniz sürece burası dip, burası dip, burası dip dersiniz. Tıpkı 2400'den 5600'e giderken bazı ayı analistlerin buradan döner, buradan döner diyerek yaklaşık trendin 1/3'ünü kaybetmeleri gibi bir şey. Peki şimdi birazdan Borsa İstanbul'a geleceğiz. Onu ben bir ikinci yarıya bırakayım istiyorum. Kimse ESE'yi kararsın. Kimse ESE'yi kararsın. Evet, düşüş trendindeyiz. Ama şunu unutmayalım. Mevcut statiko ile devam edersek, bu da kurda yukarı hareketin devamı demek olacaksa ki öyle görünüyor. Evet. Bunu da konuştuk çünkü yani CDS'in 600'ün üstünü vurduğu bir yerde yani kurun kur hareket baskılı etmemesi kalamaz. Mantıklı değil zaten. Kur baskılı kalamaz. Bunu da kabul ediyoruz. Zaten orada Fibonacci hedeflerimizi de yatırımcılar biliyor. 23-27 arasında bir bölge. Peki grafiğimiz yok. O zaman bir dolar Türk lirası yorumu alıp geçeyim mi ben grafikleri? Şimdi iki kur var ama ben olması gerektiği üzere gösterge kur üstünden yorum tamam, yapayım. Tamam. Ama serbest piyasadaki... Yıllıkta alalım sevgili Dilan'dan rica edeyim. Serbest piyasadaki kur da nereye geldiyse bizim hedeflerimize önceden gitmiş gibi tasavvur ediyoruz. Tamam. 19.20, 19.40'ların üstünde kalmaya devam eden, 19.20, 19.40'ların üstünde kalmaya devam eden dolar TL'nin gösterge kuru 13.5'larda hareketli ortalamalarımızın üstüne geçtiğinden beri verdiğimiz Fibonacci 1.618, 23.60 hedefini korumaktadır. 23.60'ın üstünde fiyatta şımarma olup 27'lere doğru bir püskürme olabilir. Bakın buraya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Peki o püskürme hızlı mı olur? Çok hızlı. Böyle şimdi çünkü böyle kuruş kuruş gidiyoruz ya. Belli noktadan sonra o baskıyı yapamazsın. Fiyat az dolandır. Bak ben söyleyeyim, fiyat az dolandır. Bir yerden sonra bunu bir avuca sıkılan bir yay gibi düşün. Sıkarsın, sıkarsın, sıkarsın. O yayı bıraktığın zaman yay o momentumu patlatır. 23.5'ların üstünde kur daha takta olabilir ama bak buraya bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç. Hı hı. Hatırlıyor musun Perihan? Kur 18'lere giderken herkes 20-25'lere gidiyor deyip bir de TÜSİAD'ın bir açıklaması vardı biliyorsun. Cuma ya da cumartesi bir perşembe ya da cuma TÜSİAD bir açıklama yaptı. Ya da birkaç gün önce. Arkasından kur koruma geldi, çat düştü. O zaman da söylemiştim bak. Kur uzun vadeli cycle'da evet yani 18'den 13'e düşse de biz bunu vaktinde büyüklerimize de söyledik bu geçici diye. Yukarı geleceği belliydi artık. Buna herkes biliyor yani bunu konuşmaya gerek yok. Ama şimdi bak bir şey söyleyeceğim. 23.5-27 bandına doğru o püskürme, o pik geldiği zaman buradan 40-50'ye diyor giderek gidiyor deyip aynı 18'deki psikolojiyle algılarıyla oynatmasınlar. Daha fazla detaya girmiyorum, o tavsiyeye girer. Peki, şimdi şöyle yapacağız. Buraya bir virgül koyacağız. Birazdan Borsa İstanbul'a tekrardan geleceğiz, daha detaylı geleceğiz. Bir pembe öpülecek diyeceğiz ama o pembenin seviyesini de konuşacağız. Şimdi, kaç tane pembeyi öptürdük burada yıllar içinde? Bunu da öptüreceğiz. Ama burada hemen o pembe öpülecek derken yatırımcıda şu algı var. Burası hedef. Risk yönetimi kulakta hiç yok. Nereden döneceğimizi bilmiyoruz ki, ona bakacağız. Aa sevgili yönetmenim ara geldi der. Birinci yarıyı bitirmişiz bile. Peki tamam hemen kısa bir araya gidelim. Sonra böyle hızlı hızlı bir altın gram altın bitcoin onları hızlı geçip detaylı olarak biraz daha içerideki TL fiyatlamaları konuşacağız efendim.
Evet efendim, Borsa Teknik'te şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 13.30'u gösterdiği için şöyle yapalım dedik. Altın, Bitcoin, gram altın hepsini konuşacaktık ama bunları biraz arkaya atalım. Birçok kişi şu an Borsa İstanbul yorumu bekliyor sevgili görençlerden, biliyoruz. Onu biraz öne çektik. 4.493, tam 4.500'lere kadar geldik. Piyasa bir tepki üretmeye çalışıyor ama dedik bankacılık hisseleri tabanda olduğu için. 4.493 mi dedin, 4.413 mi dedin? 4.494'deyiz. Dedim ne oluyor, 9.000 mi verdiler? Yok yok, 4.500'e yakınız dedim. Ama hani Koç Holding'in taban olması, Anadolu Efes'in taban olması ve bankaların büyük bir çoğunun taban olması şu an ciddi bir baskı yaratıyor endekste. O yüzden bu baskıyı şimdi nasıl kompanse edecek endeks? Biraz daha döneceğiz, grafik üzerinden bakacağız. Bir de şu meşhur pembe neresi? Ben de merak ediyorum. Ha, pembe dedik değil mi ona? Bu yeşilmiş. Yeşilmiş. Ama fark etmez. Pembeyi geçen salı. Bu arada geçen salı... O yeşil öpülecek. Geçen salı dokunmatikte ne demiştik? İzleyenler bilir. Bu pembe öpülecek demiştik. Çarşamba, perşembe bu pembeyi öptük. Değil mi? 4.960'ları cuma günü açılışta gördük. Oradan da çok sert bir satış aldık. Şimdi sevgili Perihan, grafik günlük bir grafik. 3.000-5.700 çıkışını attığımız düzeltme Fibonacci dalgalarını, kalıbını gösteriyor. Burada bakın 3048-5704 çıkışının tam yarı yolu 4376. 4376 2 hafta önceki yayında elma diliminin olduğu yer. Şimdi burada bir desteğimiz var. Burası Fibonacci'ye göre yarı yol, 200 günlük hareketli ortalamanın olduğu yer. Yani dolayısıyla önemli teknik kesişmelerin olduğu yer neresi? Bu tepkinin gelmesi normal o zaman. Tepkinin gelmesi normal. Ama yatırımcı şunu unutmasın, bak buraya mavilerle evde çizdim. Dokunmatikte yapmayacağız diye bugün. Evet, ben evde evet. Kendim çizdim. Bak. Parmağı takip edin. Fibonacci. Fibonacci'den düşene tepki. Tepki bitiyor. Fibonacci 50. Yine düşene tepki. Yine düşene kafa attık, yine düştük, yine bakın buraya bir ikili dip veya çoklu dip yapmayı deniyoruz. Şimdi o zaman biz ne diyoruz? Bu hareket düşen trend içinde 4920-4960'lara doğru yaptığı ataklara biz teknik literatürde düşen trend içinde tepki diyoruz. Buyurun örnekleri. Çünkü niye? Bak tepeler düşüyor. Düşen trend. Ne zaman biz 4920-4960'ları geçersek, cuma denediler oradan güm diye vurdular. 5239'daki büyük kanalın hedefleyeceğiz. Yani Borsa İstanbul 4920'lerin üstünde yaklaşık 25-30 bin puanlık yukarı bir kapak açacak. Yani o barajın kapağı açılacak. 4920-60'ın üstünde ve 5240'lara doğru kuvvetle gidecek. İşte şimdi soru şu. Borsa İstanbul'un hedefi ne orta vade? Borsa İstanbul'a o pembe öpülecek teorimiz burada yeşil olmuş. 5240. 5240. Tamam. Ancak yatırımcı şunu göz ardı ediyor. Tamam, 5240 Borsa İstanbul'un hedefi ama nereden döneceğini biliyor muyuz? İşte asıl soru bu zaten. O yüzden yıllardır söylediğim şey şu. Düşen trendde destek aramak yerine kalıcı, böyle tabiri caizse bam bam hareketler için pembenin ya da yeşilin geçilmesi lazım. İşte asıl güvenli bölge o zaman oluşacak. Aksi takdirde sevgili Perihan, bak çok net söylüyorum. Bir seçim daha göreceğiz ve önümüzde 15 belirsiz gün var. 14 belirsiz gün var. Bu piyasa temel analiz piyasası değil. 3 aydır söylüyorum. Neden? Çünkü bak, trend yok. Bak, trendolar gelmeden söyledim. Evet, trend. Son 4 yılın en alakasız, en bakılmayan dönemini yaşayacaksınız dedim Bilal. Çünkü trend yok da, trend olmayan bir yerde bir malın ucuz olmasının anlamı yoktur. Ucuzluk kavramı yatırımcılara ne zaman para kazandıracak? 4920, 5200 geçilince. Burası geçilince hangi senetler bam bam gidecek? İşte şimdi ucuz tabir ettiğimiz ama düşen trend altında ezilen senetler asıl hareketi, kalıcı hareketi yapacak. Dolayısıyla sevgili Perihan, çok net bir şekilde söyleyelim. Biz 8 günlük hareketli ortalamanın altına, 8 günlük hareketli ortalamanın altına dün 4550'lerin altında bir kere daha inerek
bir zayıflık sinyalini aldık dün saat 5 sularında. Şimdi burada 4370'teki bu desteği kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz. 4370'teki desteği bir ara pivot, ara destek olarak kuvvetle takip edeceğiz. Eğer bu 4370'in üstünde bu koçun işçiye'deki satışları savunabilirsek, karşılayabilirsek, yani 4370'i kırdırmazsak, işte bu satışlar bittikten sonra Borsa İstanbul'un 4690'a doğru tepki atığını daha böyle, böyle güvenli değil ama bir ton daha rahatlamış şekilde 4690'lara doğru tepki atığını genişlettiğini göreceğiz. Burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken iki disiplin var. Bir, 4570 bölgesinden geçen 8 günlük hareketli ortalama geçilene kadar burada özellikle day traderların ve birkaç gün pozisyon arayan yatırımcıların bir kere ellerini temkinli tarafta tutmaları gerekir. Ne zaman biz 4550-4570'leri geçersek o zaman 4690 ardından da bu pembe olan 4920'lere doğru, 4960'lara doğru bir ton daha güvenli bir trading yapılabilir. Uzatmayalım, mevcut bandımız 4570-4370 bandıdır. Bu band özellikle yeni maliyet yapmak için yatırımcılar için güvenli bir bölge değildir. 4570'in üstünde bir tık güvenli bir şekilde 4690-4960 hedefiyle buraya %100 ağırlıkla değil, %25-%50 ağırlıklarla hep bir tarafta temkin tonu olmak üzere bir ton yukarı yönlü trading disiplinine başlayabiliriz. Ne zaman? 4550-4570'in üstünde çoklu saatlik kapanış veya günlük kapanışı alana kadar. Bu şart oluşmadıkça 4570-4370 bandında geçen hafta coşkuya kapılan senetlerin tahtalarına gelen satışların nerede dengelendiğini görmemiz lazım. Peki, 200 günlük hareketli ortalama veya bu çıkışın yarı yolu olan 4370 kırılırsa ne olur? İşte yayının başında söylediğim 233 günlük basit ortalama olan ortalama 4150'lere doğru Perihan'cığım 15-20 bin puanlık bir satış dalgası tabiri caizse soğuk bir duşa girmiş gibi oluruz. Şimdi burada aslında önemli olan bir de bankaların etkisi. Çünkü dedik ya hani dün ve bugün bankaların taban olmasının etkisi. O yüzden şimdi bankaların etkisini de bunun içerisine dahil edeceğiz. Birazdan bankacılık endeksiyle birlikte. Evet, bankacılık endeksine bakacağız. Orada çünkü önemli bir şey var. Ama burayı unutmayalım bak. 4370-4570 bandını olabildiğince temkinli karşılayalım. Yeni almak isteyenler, pozisyonu olanlar da ağırlık almayacak şekilde yönetsinler. 4570'in üstünde dediğim gibi 4690-4900'lere doğru biraz daha güvenli bir oyun çıkabilir. Şimdi buraya çok basit bir şey koyayım. Bak Perihan, şu 4300'le 4960 bandı var ya, 4300'le 4960 bandı. Bu band. Hı hı. Bu bantta kısa vadeli oyuncular ısrarlı bir şekilde söylüyorum %100 ağırlıkta işlem yapmasınlar. 4960 geçerse veya 5200'ler geçerse ağırlık arttırılmalı. Çünkü bu rakamlar geçerse neler olacağını hepimiz o zaman göreceğiz. Ancak tabii ki şu anda bunu konuşmak için çok erken. Peki, diğer taraftan az önce ifade ettiğimiz gibi hemen dönüyoruz endeks üzerinde bankaların etkisini konuşmaya. Bankacılık endeksi bugünkü düşüşle birlikte 4192 puan, hatta aşağıda 4155'leri dahi test etti. Şu an bankacılıkta teknik olarak nasıl bir senaryo ya da strateji çizmek lazım? Şimdi bu günlük bir grafik. Tamam. Sarıyla pembenin arasında çok muntazam bir zikzak hareketi içindeyiz. Biz bunlara ne diyoruz? Yatay, yatay trendler. 5400 ile 3600 arasında geniş bir salınmayla devam eden çok geniş bir yatay bant içindeyiz. Yatay bant içinde düşüş trendleri oluyor, yükseliş trendleri oluyor. Düşüş, yükseliş, düşüş vesaire. Perihan, şurayı yuvarlak için aldım bak. Arkadaşlar buraya getirin bakalım. Ama öbür tarafları da göstererek getirin. Biraz daha uzaktan çekin. Bak burası seçimden önceki kapanış barı. Tamam? Seçimden önceki kapanış barı. O geçen cumanın kapanış barı. Bu barı
büyük oyuncu veya işte o gelen yabancıya malı veren yerliler neden pembenin üstünde kapatmadılar? Hani teknik analiz çalışmazdı? Buyurun. Birinci tepemiz, yatay kanalın onay tepesi ve bu pembenin altında kapatıldık. Normalde teknik trade edenler ne derler teknik analizi okurken? Kanalın altından al, kanalın üstünden sat değil mi? Hareketli ortalamadan uzaklaştığımız bölgeye bakalım arkadaşlar. Biraz daha sağa, biraz daha hızlı. Evet, bakın. Yani hareketli ortalamadan korkunç uzaklaşmıştık. İşte o anketin yabancıların üstündeki iştahı arttırmasıyla. Tam pembeye geldik, orada kapattık. Normalde seçim olmasaydı, geçen cuma Skype'daki yayını hatırlasınlar. Normalde seçim olmasaydı, biz teknik analizi anlatırken ne derdik? Ya hareketli ortalamaya veya belli bir noktaya stop loss koyun, akımda kalın. Ya da bu pembe geçerse üstünden almak üzere sebat edin derdik değil mi? Tam buradan şimdi ne oldu? İki barla neredeyse kanalın altına indiler. Peki bu durumda bankacılık endeksini bu 15 günlük sürede nasıl okuyacağız? Teknik analize başlamadan önce yayının başında söylediğim şu tahta, takas riskine önce bir girelim. Evet. Şimdi bu yabancı bu aldığı malı fiyata bakmaksızın satıyor ya, onun nerede durduğuna bakacağız. Tamam mı? Yani o satışlar bitmeden bir yerde dengelenecek. Bir yerde dengelenecek. Şimdi iddialı değilim. Bak, beni biliyorsun. İddialı değilim. Ama diyorum ki ben, acaba bu dengelenme 4000 ile 3700 bandında mı olacak? Bankacılık endeksi için konuşuyoruz. Eğer olursa buradaki seçimin sinyalini veren teknik analiz, seçim sonucunun sinyalini veren teknik analiz, burada da acaba yabancının ordinosunun bittiği yerin işaretini mi verecek? Bir iddiam yok. Çünkü niye? Bu kanal patlarsa aşağı doğru saçma sapan daha başka bir noktaya gideriz. O riski de kabul etmek lazım eğer siz teknik analize aşıksanız. 3680'in altı bankacılık endeksini saçma sapan bir noktaya götürür. Ama burada sevgili Perihan, kısmi olarak belli oranlarda riski almak, belli oranlarda riski taşıyabilecek arkadaşların bu 4000 ile 3700 bandına inecek bir bankacılık endeksinde, 4000 ile 3700 bandına inecek bankacılık endeksinde böyle işte ağırlık vermeyelim ama belli bir seviyede %100 kuvvetli bir bam Allah ne fırsat geldi şeklinde değil de belli tonlarda oraya elma dilimi, bir atıyorum elma diliminin yarım dilimi gibi bir şeyleri oraya yerleştirsin. Tamam. Çünkü neden? Bu satış 4000-3700 bandında bittikten sonra muhtemelen 4314-4440'lara doğru bir tepki hareketini başlatabilir. Peki şimdi... Ama bankacılık endeksinde bam, bam, bam trend ne zaman başlar diyorsanız 5100 geçilmedikçe bam bam falan olmaz. Peki şimdi... O olduğunda da ne olduğunu gördük işte. Yabancı bile tuzağa düşürüldü. Biraz öyle oldu aslında. Yabancı her zaman neden şikayet eder Perihan? Politikamızdan değil mi? Hukuktan dem vurur. Hadi o zaman şimdi anketçilerden dem vursunlar bakalım. Şimdi dönelim bir de ulaştırma cephesine bakalım. Ulaştırma tarafında şu an yükselişler %4'e yakın. Yani hani demiştik ya endekste bir mühendislik yapılıyor diye. Bu %7-8'lik kaybı biraz daha ulaştırmada. Türk Hava Yolları şu an endeksin en ağır hissesi çünkü. Onunla dengelemeye çalışıyoruz. Endeks bu arada artıya geçti. Onu da söyleyeyim. 4500'ün üzerine geçtik. 4300. Hatta bu arada Viyop dahil artıya geçiyoruz. Bak 4370-4570 bölgesinde tepki hareketleri olabilir. 4570'in üstünde tepki hareketi bir tonda güvenli noktaya geçebilir. Yayının başında söylediğim şeyi 15 gün öncesinden, seçimin öncesinden söyleyeyim. Enseyi karartmayın. Hı hı. Enseyi karartmasınlar. Tek yapmaları gereken şey sevgili Perihan. Bir, şu soruya cevap versinler. Bak bu çok önemli. Ben kısa vadeli bir oyuncu muyum? Ben uzun vadeli veya orta vadeli bir yatırımcı mıyım? Bakın,
Yatırımcıysanız arkadaşlar, direkt size sesleniyorum. Eğer yatırımcıysanız inanın ülkenize. O şirketlere inanın. Ya FK'lar 7 yılın dibinde de, yani temel olarak bakıyorsanız bunu fırsat olarak sayın. Ama paranızı tek seferde, tek fiyattan, tek hisseye, tulum gibi basmayın. Kademeli olun, elma dilimlerini, elma stratejisini doğru uygulayın. Düşüşü fırsat olarak görün. Bu arada yok, ben yatırımcı değilim, ben traderım diyorsanız 4570'lerin üstünde göreceli olumlu taraftan okumaya başlayın. 4960 geçilirse, 4960 geçilirse o zaman daha güvenli bir şekilde ağırlığınızı attırırsınız. Enseyi karartmayın. Evet, hepimiz eleştiriyoruz. Ekonomik politikalarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabul ettiği üzere riskler var. Zaten bunu hepimiz damarlarımızdaki bütün kana kadar hissediyoruz. Ama bu şirketlere güvenmeye devam edin. Orta ve uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları kısa vade evet üzülebilirler. Ama şunu unutmayın. Geçen haftayı hatırlayın. Bir barla 8 günü yutmuştuk. 8 tane düşüş barını bir günle yutmuştuk. Demek ki döndüğü zaman kuvvetli gidiyor. Kendinize samimiyetle şu cevabı verin. Ben trader mıyım, ben yatırımcı mıyım? Yatırımcıysanız söylenmeyin. Tradersanız da disiplinli olun. Evet, Pera. Bu arada piyasanın artıya geçmesinin en büyük etkenlerinden bankalarda birisi Koç Holding. Yok, Koç Holding. Taban kalktı değil mi? Kalktı. Tamam, kalkacak tabii. Ama hani çok uzaklaşamadı, onu söyleyeyim. Olsun olsun. O yüzden onun biraz şimdi motivasyonu yaşıyor piyasa. Fiyat bir yerde dengelenecek Pera. Zaten şimdi ben açık konuşacağım, reklam arasında şunu söyledim. Eğer ki uzun bir süredir, yani yılbaşından beri ne oldu varlık ya, fonu... Ne battı ya? Şimdi hayır, bir de varlık fonu bu piyasayı destekliyorsa o zaman varlık fonu gidecek XY şirketlerini almayacak, dönecek. Madem yabancı geçtiğimiz hafta burada mal aldı, bunu satmaya çalışıyor, karşısında alıcı bulamıyor. O zaman blok bir şekilde o malın karşısında alıcı olacak. Bankalarda da bugün veya yarın o tabanlar kalkacak. Yani o tabanda 49 milyon not, 60 milyon not silinerek kalkabilir. Bak ben size söyleyeyim, iyi takip etsinler. Silerek bile kaldırırlar. Bunu herkes, bu işi doğru düzgün takip eden herkes biliyor. Beni daha fazla konuşturmayın. Ama belli disiplinlerle piyasada olun, o kadar. Evet, ulaştırma endeksi. Endekse paralel, gene burada endeks biraz daha yatayken, bu biraz daha böyle sağ tarafa doğru yatarak bir alçalan kanal içinde. Ama... Tabii ulaştırmada son 3 senedir korkunç bir para kazandırıldı. Şimdi ne oluyor? Bakın gene ben bugün dokunmatikte değiliz diye evde çizerek gidin. Kanalın dibi tepesi, dibi tepesi, dibi tepesi, dibi tepesi. Ne görüyoruz? Alçalarak düşen kanal içinde yatay alçalan zigzag trend görüyoruz. Evet. Kanalın altı alış, kanalın üstünü satış şeklinde okuyor. Kim? Büyük oyuncu. Algoritma. Altı alıyor, üste veriyor. Altı alıyor, üste veriyor. Böyle soğutuyor. Neyi bekliyor? İşte seçim bitsin, ekonomi politikalarını görelim. Ona göre ya kanalı aşağı patlatırız diyor, ya da kanalı kaldırırız, bak buraya gideriz diyor. 20 bine gideriz diyor. Ama o da bekliyor. Yani piyasa oyuncu demek, yani ne yapsın adam? Yani sonuçları görmeden şak diye götürsün mü? Veya işte görmeden şak diye versin mi? İşte bak anketlerin peşinden giden yabancının hali ortada. Onlar bile ziyandalar. Uzatmayalım Perihan. Grafiğin çok fazla sorgulanacak bir yanı yok. Alçalan kanal hareketi içinde 15 bin ile 12 bin 500 bandında 12 bin 600 ile düzeltiyorum. 12 bin 600 ile 15 bin arasında daha önceki ayak izlerinde gösterdiğim üzere zikzak düşüş trendi içinde. Burada yanıltmamak için rakama bakayım. 13.400 ve 12.600. Özellikle de 12.600'lere, 13.500'de 12.600 bandına inersek oraya bir elma dilimi yerleştirin. Veya bir elma diliminin yarı dilimini yerleştirin. Hı hı. Bak, uzun vadeli strateji yapıyorum. Tamam. Peki orada elma dilimi bekliyor. İyi de oraya inmezse 13.500... 12.500 desteklerini takip etmeye devam ederek önümüzdeki günlerde 15.000'e doğru ulaştırma endeksinde, önümüzdeki günlerde değil hatta bugün, yarın, bu hafta gibi 15.000'lere, 15.100'lere doğru bir tepki atağının kuvvetlendiğini görebiliriz. Dikkat!
düşen trend var. Her, bakın bu düşüş trendinin başlangıcı. Burası ilk temas. Dolayısıyla düşüş trendini atmaya başladığınız için onay noktası. 3, 4 ve geçen cuma 5. 5 kere temas ettiğimiz bir düşen trend var. O zaman bu ne demek? Burada trend yok da isteseniz de istemeseniz de, sevseniz de sevmeseniz de ulaştırma endeksinde trend yok. Düşen trend var, yükseliş trendi yok. Dolayısıyla bankacılık ulaştırma endeksinde daha güvenli, daha böyle iştahlı, daha ağırlıkları yüksek bir şekilde pozisyon taşımak için 15.050, 15.100'lerin üstünde iki tam gün kapanışı görülmesi doğru bir disiplin olur. Bu disiplinin sağlanması durumunda da olası düşenin geçilme riskinin aşağı yönlü bozulma riskine karşı da makul bir yere 14.500, 14 gibi bir bölgeye stop loss koyarak 17.500 hedefiyle güvenli, huzurlu bir şekilde yukarı yönlü trading yapılabilir. Aksi takdirde burası 13.500 ara destek, 12.600 ana destek, 15.000 ise kısa vadeli hedef şeklinde trading olarak modellenebilir. Modellenebilir. Şimdi birkaç dakikam kaldı bu arada. Hadi hızlanalım. Hızlıca ons altında kapatırız çok galiba bugünü. Yok, güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Bir altın kapatarak mutlaka konuşarak kapatalım programı. 2008 dolar. Altın konuşalım bak, önemli. Bir altın bu 1600'lerde burası ucuz dedik. Şimdi bak neredeyiz? Haftalık grafik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neredeyse 2 haftadır, 2 aydır ısrarlı bir şekilde söylediğim 78.6 ile Ukrayna tepesinin arasındayız bak. Evet. Tamam. Burada bir zayıflama var. Neyi bekliyoruz? Fed'i. Fed politikaları. Ne olacak, ne olacak, ne olacak, ne olacak? Alt göstergede bir yorgunluk var. Hala boğalar ayıların üstünde. Araları açılmış olduğu için bir dinlenmek, bir soluklanmak istiyor. Uzatmayacağım. 1975-2072 bandını temkinli yukarı okumaya devam edeceğiz. Dikkat! 1975'in altında orta vadeli çıkış trendi bozulmayacak şekilde, kısa vade yatırımcılarının portföylerini etkileyecek şekilde 1930-1880 bandına doğru bir aşağı yönlü atak karşılaşırız. Bu da kısa vadeli traderlar tarafından risk kontrolü 1975 doların üstü altı şeklinde okunarak yorumlanabilir. Dolayısıyla 1975-2072 bandını temkinli yukarı okumaya devam edeceğiz. 1975'in altında 1930-1880 riskine karşı trading disiplinleri doğru uygulanmalı. Dikkat, şımarma ve momentum 2072 doların üstündeki ikinci tam gün kapanış olursa tetiklenecek 2190 hedefiyle. 2072'nin üstünde iki tam gün kapanış oluşmadıkça burada evet temkinli tuttayız fakat momentum kimse beklemez. Peki sevgili yönetmenim, vaktimiz varsa hızlıca bir gram altın da bakalım. Bir dakikamız ve en azından minik bir yorum alalım. Çok konuşacak bir şey yok. Yükselen kanal içinde. Kanalın tepesi, dibi, tepesi, dibi, tepesi, dibi. Net ve algoritmik bir yukarı kanal hareketi içinde. Grafik, haftalık bir grafik. Tam 21 haftalık ortalamaya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sarı, yani yaklaşık 700'lerden gelen trend desteğiyle 700'lerden beri gelen trend desteğiyle 21 haftalık ortalama aşağı yukarı aynı bölgeden kesişiyor. Neresi orası? 1180, 1130. Bu bölge kırılmadıkça geri çekilmeler alım fırsatıdır. Gram altının hedefi sanırım 830'dan beri burada zikrediyorum. Fibonacci 1.618 olan 1357 ve veya üstü şeklinde devam edecektir. Peki o zaman kapanışı yapalım birlikte. Hadi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Cuma sabah tekrardan zaten bu fiyatlamanın üzerinden geçeriz diyecektim ama Selçuk Öneşler bana şöyle bir göz işareti yaptı. 19 Mayıs. 19 Mayıs bir de bu akşam bir İstanbul dışında yapalım. Evet zaten 19 Mayıs Cuma, haftaya Salı o zaman İnşallah. Birlikteyiz. Evet, inşallah coşkuyla da kutlayacağız bu cuma günü. Teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Hemen programa noktayı koyuyorum. Vaktimizi açtık çünkü yarın sabah ilk seansta görüşürüz.